geldiniz. Mutlu akşamlar. TJK TV, TAY TV ortak yayınında Dürbün'den Yansıyanlar programında ben Barış Düşmez, moderatör koltuğunda Yalçın Akaç ve Mehmet Ali Beycan da yorumcu koltuğunda yerini aldı stüdyoda. İstanbul Veli Efendi İpodromu stüdyolarından sizlere mutlu akşamlar diliyoruz. Haftanın önemli önümüzdeki hafta sonu koşulacak yarışlarını konuşacağız. Geride kalan koşulları analiz edeceğiz. Öncelikle Mehmet Ali Beycan'la başlayalım. Beycan abi hoş geldin. Selamlar, siz de hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Tabii söylediğiniz gibi hafta sonunda müthiş yarışlar bizi bekliyor. Bakalım en güçlü, en şanslı kim olacak? Seyredip göreceğiz. Yalçın Akaç, heyecan durukta. 3 gün kaldı. Evet, öncelikle herkese iyi akşamlar. Çok yoğun bir akışımız var. Harika yarışlar oldu. Grup 1, bugün 2 grup 1 mücadele vereceğiz. Cumartesi günü de Ankara'da özellikle Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet başta olmak üzere birbirinden değerli safkanların katılacağı önemli koşular var. Hepsini burada masaya yatıracağız, konuşacağız. Mehmet Ali Beycan abimle birlikte, senin de katkılarınla. Umarım güzel, keyifli bir buçuk iki saat arası yayın izleyicilerimizi bekliyor. Şimdiden iyi seyirler. Evet, şimdiden iyi seyirler dileklerini gönderelim. Ve öncelikle Ankara'da hafta sonu koşulacak önemli yarışlarımıza bir göz atalım kayıtlara. Perşembe günü de artık yavaş yavaş tabii lekler heyecanı da başlayacak. Cumhuriyet koşusu, grup 1 mücadelemiz Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak. 3 ve daha yukarı yaşlı Arap atları 1600 metre çim pistte çıkacak. 15 at bu önemli koşuya kaydını yaptırdı. Bayemir, Bosna Ersek, Demir Perde, Kara Mustafa, Oğlum Serkan, Sancar, Tuncer, Zafer Meydanı, Bilirhan, Gülatmi, Kıyıcı, Özşimşek, Saferi, Yener Sultan ve Deniz Efe. Her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhuriyet koşusu grup 1 mücadelemiz büyük bir heyecana sahne olacak tabii ki. Biz de sabırsızlıkla bu koşunun startını beklemeye geçtik. Geri sayım devam ediyor. Yalçın Akaç. Evet, çok önemli safkanlar var. Yayının başında da söylediğim gibi Deniz Efe burada en çok merak edilen. Son yıllara baktığımızda Sürgün Tay, Taykut ve Deniz'im son yakın zamanda hatırladığımız 3 yaşlı olarak bu koşuyu kazanan nadide safkanlar. Bu koşuya da Deniz Efe yüksek ihtimalle favori olarak girecek. Ama şöyle bir handikapı var bu yarışta. Hatay koşusunda ve Akbatur koşusunda, Haralar koşusunda önde gidip sonuca gitti. Akbatur koşusunda kaybettiği yarışta da Akdağ fırtınasıydı sanırım. Önde liderliği aldı ve o yarışta Katıoğlu'na kaybetip ikinci olarak ayrılmıştı pistten. Bu yarışa baktığımızda da kağıt üzerinde Oğlum Serkan, Zafer Meydanı, Bilirhan başta son olmak zamanlarda üzere beklemeye başladı. Tamam, o bekliyor diyelim ama Zafer Meydanı ve Oğlum Serkan, özellikle Oğlum Serkan'ın da ekürüsünün ekürüsüne destek vermek maksadıyla da yüksek tempolara çıkaracaktır koşuyu. Bu nasıl etki edecek Deniz Efe'nin performansını hep birlikte göreceğiz. Ama her halükarda sezonun flash safkanı Deniz Efe koşunun favorisi olmayı hak etti. Kıyıcı benim çok dikkatimi çeken bir isim. İstanbul pistinde biraz yaramazlıklar yapıyor. Ona rağmen son koşusunda kazanmayı başardı. Çok güçlü bir safkan. Eğer Ankara pistini sevmesi halinde çok çok iyi bir yarış bekliyorum Kıyıcı'dan. Potansiyeli çok yüksek olan bir safkan. Bu gidişat ona da çok yarar. Çünkü son kazanmış olduğu yarışı hatırlayalım. Önde yavaş bir tempo oldu. Yavaş giden tempoda İstanbul pistinde biraz hırçınlık da yapan Kıyıcı işi biraz zora soktu. Ona rağmen kazanmasını bildi. Bu kez bu denli süratli safkanların olması Kıyıcı'nın çok çok lehine. Ben çok iyi bir yarış bekliyorum. Kıyıcı benim burada daha çok favori hanemde olacak. Tabii ki Deniz Efe'nin hakkını yiyemeyiz. Başarıları ortada. Tabii rekor derecelerle. Tabii avantajı olacak şu an. Tabii o da önemli. Yani çok çok büyük bir tesir edeceğini düşünmüyorum. Ben 53 Ahmet Çelik 55 ile binecektir yüksek ihtimalle. Burada Kıyıcı kaç kiloda? Sanırım
58. 58 kiloda. Yani 3 kilo çok büyük bir şey fark etmez. Ama dediğim gibi gidişat özellikle kıyıcıya bakıyor. Eğer o yaramazlığını yapmazsa, Ankara pistine adapte olursa ve gününde olan bir kıyıcı benim burada favori hanemde olacak. Deniz Efe dediğim gibi senenin flash ismi, rekor derecelerle kazandı. Muazzam işlere imza atıyor. Gidişat onu ne yönde etkileyecek hep birlikte göreceğiz. Bu ikiliden sonra tabii ki Demir Perde, Kara Mustafa, özellikle Demir Perde bu yarışı kazanmış bir safkan. Gidişatta yine lehine gözüküyor. Ankara pistini seviyor. Özellikle bana göre tam mesafesi 1600 metre Demir Perde'nin. Kara Mustafa gününde olduğunda her yarışı bu grupta söz sahibi olabilecek potansiyelde tabii ki. Devamında bir Gülatmi var. Son dönem düşüşte ama gününde olan bir Gülatmi iyi koşabilir. Bu tip süratli yarışları sever. Onun haricinde de diğer kalan safkanların hepsi güçlü, potansiyelli isimler. Ama daha çok bu 4-5 safkan arasında gözüküyor birincilik mücadelesi. Beycan abi. Şimdi mutlaka Deniz Efe tabii kilo avantajı da var, 3 kilo da olsa. Yani 55 kilo bindiğini düşünelim Ahmet Çelik'in. Her şeye rağmen 1 kilo avantajı var. Koştuğu koşular, gösterdiği performans ortada. Koşunun favorisi olarak girecek. Ancak bu tip koşuların hiçbir zaman vazgeçilmeyecek bir Demir Perde ve Ankara pistinde İstanbul'a göre daha iyi koşan Kara Mustafa. Bu tip koşuların vazgeçilmezlerinden. Ve Yalçın da aynı düşüncelere sahibim. Kıyıcı düzlükte mücadeleye girdiğinde rakibini bezdiren bir yapıya sahip. Ama tek dezavantajı Ankara'da ilk kez koşacak olması. Belki de avantaj olacak ona. Belki de avantaj çünkü olacak. Yüksek irtifa, çok güçlü, evet, bir safkan. Belki de avantaj olacak. Olumlu yansıyabilir performansına. Ben bir de Gülhatmi'nin dinçliği de var. Bir müddet dinlendi, kendine gelmiştir diye düşünüyorum. Ve bu yarışta eğer bizi bir sürpriz bekliyorsa benim sürpriz atım bütün sorunlarına rağmen, geçirdiği büyük badireye rağmen son koştuğu koşuda ki idman yapamadan, yani doğru düz idman yapamadan, galop yapamadan koşmuştu. Dördüncü olmuştu. Bosna Ersek. Çok kaliteli bir isim tabii. Çok kaliteli bir isim. Bosna Ersek mutlaka akıllarımızda yer etmeli diye düşünüyorum. Evet, Grup 1 Cumhuriyet koşumuz cumartesi günü Ankara'da koşulacak. Kayıtlar bu şekilde. Yarın sabahta deklere günü, deklere heyecanı yaşanacak. Ve Cumhurbaşkanlığı koşusu bir diğer grup birimiz 2400 metre Çim pistte koşulacak. Burgas, Golden Ruler, Luminescence, Vincitore, Zafer Ateşi, Age of Fire, Final Dance, Go Hero ve Zalabey bu önemli koşuda start alması beklenen isimler. Evet, kağıt üzerinde Burgas tabii ki çok favori. Favori girecektir bu koşuya. Ankara pistini çok seviyor. Şu ana kadar Ankara'da 5 kez koşmuş. İlk bir şartlı mücadele ikinci. Sonra Maiden birincilik. Daha sonra koşmuş olduğu biri grup 2, ikisi grup 1. Bunlar Mehmet Akif Ersoy, Ankara koşusu ve Cumhurbaşkanlığı koşusu olmak üzere tam tamına 4 birinciliği var. 3'ü çok vasıflı yarışlar. Özellikle Gazi koşusu, Ankara koşusu ve Cumhurbaşkanlığı koşusunu kazanarak da tarihe geçmiş bir isim. Tarihte bunu yapan sanırım ikinci safkandı yanlış hatırlamıyorsam. Çok özel bir isim tabii Burgas. Luminescence ve Golden Ruler son yarışlarında önlere yakın takip etmişlerdi, tempo vermişlerdi koşuya. Yine öyle bir yarış bekliyorum ben bu ikiliden. Ön tarafı Luminescence isteyecek. Golden Ruler yakın takip edecek. Bu ikilinin de arkasında Age of Fire takip edecek diye düşünüyorum. Burgas da bu üçünün arkasında 4. 5. pozisyonda konumlanıp sonuca gitmek isteyecektir. Ama son dönem çıkışta olan bir Final Dance var. Go Hero'nun yine Ankara koşusu çok başarılıydı. Kıyı kıyı geldi bu yarışa ama Ankara koşusunda kalitesini belli etti. Çok önemli ismin ve daha da tecrübelendi. Kardeşi Go Hero daha da tecrübelendi. Bu yarışa daha iyi bir pozisyonda, daha iyi durumda gelecek. Ama kağıt üzerinde tabii ki bir Burgas gerçeği var. Normal şartlarda
Burgaz'ın kazanması normal sonuç Zala olur diye düşünüyor. Zala Bey yarış gördü, iyi de koştu. Bakalım o aranın ardından görmüş olduğu yarıştan sonra bu koşuda önemli rakipler var tabii. Nasıl bir performans sergileyecek göreceğiz. Çünkü Gazi koşusunda bir şanssızlık da yaşamıştı. Epey bir badireler atlattı. Onlardan kaynaklı da ilgilileri ara vermek zorunda kaldılar. Yine dediğim gibi güzel, keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. Beycan abi? Tabii ki Burgaz'ın ve Final Dance'ın kalite ve performanslarına söylenecek bir söz yok. Burgaz çok önemli yarışların galibi bir safkan. Yine bu rakiplerine biraz az da olsa ağır bassa da Final Dance kapalı gözlük takısından sonra yarış içerisinde kolay ve istediği yerde gitme imkanına kavuştu. Gücü belli. Bunların dışında 2800 metrelik Ankara koşusunda bir anda patlama yapan Go Hero Final Dance'e de sonlarda hücum edip yarım boyla kaybetmişti. Bunu göz önünde tutmak lazım. Bunlardan sonra Ankara Kalesi koşusu nedeniyle Ankara'ya erken gidip Ankara'nın havasına alışan ve bu kez Ankara Kalesi koşusunun aksine daha uygun mesafede pisti de biraz yumuşak bulabilirse Vincitore rakiplerinin hatasını affetmez diye düşünüyorum. Yine 3,5 ay arada ara verip sonrasında kısa vadeli Sir Percy Loren koşusunda nefes toplayan Zala Bey de dinçliğiyle varlığını hissettirebilecektir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı koşusunun kayıtlarını da stüdyo yorumladı ve Grup 3 mücadeleye gidelim. Cumartesi günü Ankara'da koşulacak 3 yaş Arapların 1600 metre çim pistteki Grup 3 Necip Fazıl kısa kürek koşusuna 14 at kayıt yaptırdı. Albayhan, Arap Çelik, Boğaz Çocuğu, Can Caner, Gökalan, Katıoğlu, Las Fatih, Mr. Win, Nasuh, Potoğlu, Rakayrın, Torhantay, Uludoruk ve Yelsesi. Evet, bu yarış günün zor koşularından bir tanesi olarak gözüküyor. Şöyle ki Katıoğlu ilk kez çime çıkacak. Ama orijin olarak Baba Sarraf, Kısrak Babası'na baktığımızda sağanak, eğer tırnak yapısında, ayak yapısında çim pistte performansını düşürecek nitelikte bir problem yok ise Katıoğlu net olarak bu yarışın en şanslı safkanı gözüküyor. Şu ana kadar özellikle Haralar koşusu ve bir önceki kazanmış olduğu yarışta kalitesini ortaya koydu. Haralarda da biraz geç kaldı. Daha iyi noktalarda bitirebileceği bir koşuyu belki üçüncü olarak tamamladı. Bu koşuda da yine çok süratli isimler var. Kağıt üzerinde baktığımızda ilk gözüme çarpan Arap Çelik, Potoğlu muhakkak eşlik edecek isimler de çıkacaktır. Bir tempo olacak. Gidişat Katıoğlu'nun lehine gözüküyor. Hı hı. Devamında tabii ki bir Rock Iron var. Son yarışını İzmir'de güzel bir performansla kazandı. Mr. Win gücü tamamen belli olmayan bir safkan. Son yarışında Bursa'da kazandı. Öne çıktı, at bekliyor, geldi yarım boya kadar. Rakibi farkı indirdi ama yine de kazanmasını bildi. Toparlanan bir Mr. Win yine bu yarışta iyi koşacaktır. Nasuh'un Hatay koşusu çok başarılı. Son metrelerde iyi ataklarla geldi. Beşinci olarak koşuyu tamamladı. Yine Torhantay başarılı yarışlar yapıyor. Potoğlu'nun kazanmış olduğu koşuda Torhantay'da üçüncü kalmıştı. Potoğlu önde yalnız kalırsa bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Zor bir yarış olarak gözüküyor. Birçok safkanın birincilik şansı var. Ama ben Katıoğlu'nun yapmış olduğu son iki performansı ile birlikte çimi yadırgamaması halinde bu koşunun en şanslı safkanı olduğunu düşünüyorum. Devamında da saydığım isimler yine benim gözüme çarpan isimler. Beycan abi. Benim için de Katıoğlu'nun çim pistteki koşusu soru işareti. Katıoğlu'nun çimde ne yapacağını çok merak ediyorum. Bununla birlikte sonlarda çok etkili sprint yapma kabiliyetine sahip
Nasuh Katıoğlu'nun dışında benim ilk planda şans tanıdığım Safkan. Ve biraz sonra koştu, son koşusunda yorumlayacağız Mr. Win. Ve geçen kolay denebilecek şekilde kazanan Rock Iron, ikisi de dil bağı takısından sonra çok farklılaştılar. Yaradığını görüyoruz. Potoğlu yükselişte, artan koşu tecrübesi ve mesafe de lehine diye düşünüyorum. Bu safkanların, bu tayların dışında tecrübelendikçe farklı havaya bürünen ve daha da iyi olacağını düşündüğüm Can Caner diyorum. Evet, hafta sonu Ankara'da koşulacak yarışları bu şekilde mercek altına almış olduk. Şimdi bu haftanın geride kalan yarışlarına göz atarım. Grup 1 Çaldıran koşusuna öncelikle gidelim. Cosmic Kit'in zaferini ekranlara getirelim. Yalçın Akaç. Evet, 2 yaşlı İngiliz taylarının en önemli yarışı Çaldıran koşusu, Grup 1 mücadele. Harika bir yarış koştu öncelikle Cosmic Kit. Bir önceki yarışı Kraliçe Elizabeth koşusuydu. O gün için de bence kazanabileceği bir yarıştan ikinci olarak ayrıldı. Koşuyu biraz gerilerde takip etti. Biraz geç kaldı. Öyle olunca da yine kazanıra girdi ama işte yarış şansı bir aksiyon farkıyla Tur Demirkır'a kaybetti o gün için. Ama bu kez Gökhan çok motive bindi Safkan'a. Çok iyi adapte oldu koşuya. Çok iyi noktada konumlandı. Önde ciddi bir tempo oldu. Line Victory ve Çayka ciddi tempoya girdiler. O tempo sürerken de 600'lere daha gelinmeden onların dışından hemen hamlesini yaptı. Nirvana. Nirvana ile Hışman Çizik ve yüksek olan tempo biraz daha hızlanarak daha da yükseğe çıktı. Ve o üçlünün arkasında adeta pusuda bariyer dibinde Cosmic Kit dinlere dinlere 400'lere kadar geldi. Tabii o tempoyu da bitirmek çok kolay değil. Adeta 200'den sonra oksijen duvarına çarptı Line Victory. Önce birinciliği, daha sonra ikinciliği ve üçüncülüğü kaybederek temposunu yitirdi. Yani Cosmic Kit'e söylenecek hiçbir şey yok. Muazzam koştu ama ben ikinci olan tayı bugün için çok çok beğendim. Muazzam bir yarış koştu. Anatolian Rock. Anatolian Rock. Önümüzdeki sene için çok iyi sinyaller verdi bu tay. Muazzam bir performans. Yani 200'lere gelinirken ekranı bir durdursak kazanan tayla arasında en az 8 boy kadar bir fark var. Oradan geliyor, farkı 3 boya kadar düşürüyor. Müthiş bir sprint yaptı. Ve seneye Gazi koşusu için bence bu tay göz kırptı. Onunla şu anda yan yana olan Sand of Summer'da koşunun üçüncüsü. Sand of Summer üçüncüsü. Şimdi virajı dönüyorlar. Sand of Summer 400'ler geçilirken 3 boy kadar önünde. 3 boy, 4 boy kadar önünde. Döndük şu anda. Bakın şimdi orada küçük... Anatolian Rock en arkadaki, evet. Fresno'nun önünde. Bakın şimdi 3 boy kadar önünde 3. olan tay. Ve bu noktadan sonra dışarıya alacak Ayhan tayını. Ve öyle bir sprint yapacak ki şu an 1. ile arasında net 8 boy var. 200 geçiliyor. Ve oradan müthiş ataklarla gelip farkı 4 boya kadar indirdi ve yarış bitti. Adeta kanatlandı. Çok çok beğendim ben bu tayın yarışını ve kendisini çok yarış içerisinde yıpratmayan bir tay. Özellikle jokeyini üzmeyen, yarış içerisinde kolay giden bu tip safkanların her zaman uzayan mesafelerde çok çok daha avantajı söz konusu. Yani Gazi koşusu için bu iki tay, özellikle Cosmic Kit ve Anatolian Rock, şu ana kadar koşan taylar içerisinde öne çıktılar. Bu net. Ama tabii ki daha bu ayran çok su kaldırır. Barbaros abinin lafıdır. Daha. Bu ayran daha çok su kaldırır ama şu anki bu sezona kadar, bu yarışlara kadar yapılan performanslarda bu iki tayın performansı çok öne çıktı. Tebrik ediyoruz. Gökhan dediğim gibi çok konsantre bu yarışa başladı ve bitirdi. Tay da müthiş koştu. Çok iyi hazırlamış ekip. Emeklerine sağlık. Hepsini tebrik ediyoruz. Gökhan'ı da ayrıca kutluyoruz.
İkinci olan Tay, dediğim gibi ben çok çok beğendim. Yine keza üçüncü olan Sound of Summer da gayet iyi koştu. O da üçüncülüğü kurtardı. Son metrelerde Lime Victory biraz hem kendi stilinin üzerinde bir tempoda gitmesi, hem de mesafenin 1600 olması sanki biraz mesafe limiti olacakmış gibi gösteriyor. Çayka'da biraz olumsuzluklar yaşadı ama o performansını çok etkileyecek düzeyde görmedim ben. Yakın farklarla 3. 4.'lüğü kaybetse de bugün için biraz beklentinin altında kaldı Çayka'nın performansı. Önümüzdeki sezon özellikle dişilerde söz sahibi olacaktır. Erkekler yanında biraz zorlanacaktır gibi gözüküyor. Beycan abi? Önceki koşularına bakıldığında önlerde gitmeyi seven Lime Victory ve Çayka'yı görüyoruz. Ve onların arkasında bekleme yapmayı seven, bekleyerek koştuğunu izlediğimiz Cosmic Kid var. Ve mesafeler uzadıkça özellikle süratli giden koşularda her zaman lehine bir ortam yaratılıyor Cosmic Kid'in. 1400 metrelik ki o gün için pist ölçümü 4.1 yumuşak, Kraliçe Elizabeth koşusunda da gelip bindirdiğinde koşu bitmiş oldu. Burunla kaybetmişti. Bu defa 1600 metrede son 200'de hakim olup 4 boyda fark yaparak kazanırken bir ölçüde yılın en iyi ikilisi benim demiş oldu. Düzlük dönüldüğünde, dönülürken sadece grubun en gerisindeki Fresno'nun önünde olan Anatoly Rak az da olsa yaşadığı trafik sorununa karşın 400'den sonra kurtulup 300'den sonra da Yalçın'ın da dediği gibi adeta kanatlandı. Ancak bu ona ikincilik getirdi. Yine hemen içinde ve biraz önünde düzlüğü dönen Sound of Summer'ın sonlarda üçüncülüğü kurtarması kıymetli. Ki koşu tecrübesi rakiplerine oranına biraz daha az. Ama Sound of Summer bu üçüncülüğe gelirken 200 direğinde de ahırdaşı Tale of the West'i de biraz etkiledi. Ondan sonra da Ahmet Çelik pek fazla üzmek adına Tay'ını ellemedi. Bunu da belirtmek isterim. Line of Victory biraz yüksek tempoya çıkınca sonlarda gücünü yitirdi. Ancak dördüncülüğü kurtarabildi. Beşinci olan Çayka üçüncülük, dördüncülük mücadelesi belki yapabilirdi ama Nirvana onun bir ölçüde kaderini belirlemiş oldu. Ondan olumsuz etkilenmesi var. Evet, bu koşu için bir de protesto vardı. 8 numaraya kayıt olarak koşan Çayka isimli atın antrenörü 5 numaralı atın kendi atını engellediğinden protesto ettiğini bildirmiş. Yapılan protesto incelenmiş olup reddine karar verilmiş. 6 numaraya kayıtlı olarak koşan Sound of Summer isimli atın jockey Akın Sözen'in de son düzlükte usulsüz kulvar değiştirmek, yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağrılmış, savunmasını 7 gün içerisinde ileteceğini belirtmiş. Evet, biraz önce bahsettiğim açıklamalar 200 bunlar. Civarında Tale of the West'in üstüne bir daraltması var. Allah'tan ağırdaşı da. Ağırdaşı, evet. Ondan sonra da Ahmet Çelik zaten Tay'ı ellemedi. Evet. O olaydan sonra. Yani Tale of the West tabi orijin olarak bakıldığında beklentinin çok yüksek olduğu bir Tay. Ama henüz tam işte burada. O seviyede değil yani baktığımızda. Yani Colty Victory, evet, çok özel bir safkan tabi. Çok özel yarışlar yaptı. Triple Crown'ı şanssızlık neticesinde bence kaybetti. Sorun yaşadığı için. Ama Tale of the West için daha çok yol ister. Burada protesto bir de Nirvana'ya çıktı değil mi? Çayka'nın ilgilileri Nirvana'ya çektiler. Evet. 5 numaralı atın jockey'ini kendi atını engellediği, evet, gerekçesiyle yani protesto ettiğini bildirmiş, yazıyor raporda. Nirvana zaten 200'ler geçildikten sonra derecenin dışında kaldı.
O açıdan hani bir derece değişikliğine gidecek durum söz konusu değil. Onun haricinde burada komiserlerin verdiği karar doğru. Herhangi bir şey yok. Çaldıran koşusunu o zaman geride bırakıyorum. Tamam. Röportajıyla geride bırakalım. Gökhan Kocakaya. Çaldıran koşusunu Cosmic Kid Jockey Gökhan Kocakaya kazandı. Sevgili Gökhan, geçen sene sen kazanmıştın Sigoş'ta. Bu sene de güzel bir yarış oldu. Senden dinleyebilir miyiz yarışı? Çok güzel bir at. Her gün daha da iyi gidiyor. Kendini geliştiriyor. Memnunum. Ekibi ve ilgilileri kutluyorum. Bugün için her şey istediğim şekildeydi. Ufak tefek talihsizlikler yaştan evvel yaşamış olsak da bu güzel anlamlı koşuyu kazanmak nasip oldu. İnşallah önümüzdeki sene daha güzel, daha anlamlı yarışlarda ismini duymak dileğiyle başarılar daim olsun. Tebrik ederim Gökhan. Teşekkür ederim. Başarılar daim olsun. Ankara'ya gidelim. Grup 1 Ankara Kalesi koşusuna gidelim. 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları. 1500 metre kum pisti start aldı. 10 at birincilik mücadelesi verdi. Kazanan 3 numaraya kayıtlı King Mango Özcan Yıldırım. Evet, King Mango gerçekten bu tarz süratli koşuları çok seviyor. Sprinti çok güçlü olan bir isim. Bugün için de Özcan'la çok güzel bir uyumu vardı. Düzlükten sonra çok iyi teşviklerle Özcan geldi ve yine bu mesafelerde üst üste başarılı olan Regardless'ı geçmeyi başardı. Çok süratli isimler vardı koşuda. Bunların başında tabii King Berkay, King Ferrier geliyordu. Maratoncu hemen o ikilinin arkasında üçüncü noktada koşuyu takip etti. Regardless da şu an dördüncülükte. Sarı kırmızı forma, sarı kapalı gözlüğüyle izlediğimiz Safkan. Ve bu dörtlünün aşağı yukarı bir 4 boy kadar da arkasında şu an Özcan 8.likte ve dışlarından çok kolay bir tempoda düzlüğe çıktı. Regardless da çok kolay. Öndeki rakiplerini kontrollü bir şekilde atladı 350'ler geçirirken Vedat. Ama bu noktadan sonra dışarıdan müthiş hücum eden King Mango'nun ataklarını izledik. Buradan sonra yaptığı ataklarla da gelip koşuyu kazandı. Agent Finally yine koşunun iyi koşan isimlerinden sanırım ilk kabukum performansı yanlış hatırlamıyorsam bence iyi koştu. Bir tek Bursa'da ilk koşusu var. Evet. Bir şart. Yarış hayatının ilk startı Bursa'da. Öyleyse ikinci hiç koşmamıştı. İkinci kabukum performansı ve sınıfı geçti. Sınıfı geçti. Bence başarılı koştu. Hani bu iki Safkan bu mesafelerin pişkin Safkanları çok üst üste atçılık tabiriyle savaş görmüş isimler baktığımızda grup 1 mücadelelerde kumpiste savaş görmüş isimler ve böyle isimlerin yanında da yakın farklı üçüncülüğü bence tatminkar. Bu üçünün arkasında da sonlarda düşen temposuyla King Berkay koşuyu dördüncü olarak tamamladı. Vinci de orada biraz sezonun yorgunluğunu yaşıyor sanki. Yani uzun, kısa, çim, sentetik, kum biraz yorgunluk gözlemledim Vinci Torre'de. Çok bir de fazla şöyle bir şey de var Yalçın Vinci Torre için. İlk defa bir normal kumda koşuyor. Evet. Sentetiğin dışında. Onun da etkisi olmuş onun olabilir. Onun etkisi var. Sonra uzun mesafelerden bu mesafeye dönmesi var. Tabii 5 koşudur. 2000 ve 2000 üstü koşuyor zaten. Hepsi etken. Artık sezonun da sonu geldi. Onun da yorgunluğu evet. Var. Bilmiyorum Cumhurbaşkanlığı'na da kayıtlı koşar mı koşmazlar mı bilmiyorum ama yüksek ihtimal koşacaklar. Genel olarak bakarsak kazanan ikinci olan yine muazzam koştular. Özellikle King Mango'ya Özcan'ın çok çok iyi bindiğini söyleyebilirim. Çok inandı. Düzlükten sonra da düzlüğe çıkılırken de Safkan Özcan'ın istediği her şeyi verdi. Ve Regardless gibi tırnağının ucunda olan özellikle son dönemde bu mesafelerde çok parlak yarışlara imza atan rakibini gelip geçmeyi başardı. Tebrik ediyoruz tüm ekibi ve Özcan Yıldırım'ı. Özellikle Özcan'ın da dönüşü aranın ardından evet. Üst üste yine başarılı yarışlar yapmaya başladı. Daim olsun tebrik ediyoruz. Beycan abi. King Berkay, King Ferrier, maratoncu Regardless sürat katarak öndeki dörtlüyü oluştururlar. Düzlüğü dönerken 400'de King Berkay Regardless ikilisi devam eder duruma dönüştü. Diğerlerinin temposu düştü. Regardless
King Berkay'a hakim olurken, olunca King Berkay'ın da temposu düşmeye başladı. Dışarıdan düzlüğe kolay çıkıp hücum eden, ki Kumpis'te her daim başarılı King Mango, Rigartlis'i atladıp kazanmayı başarırken, geçen yıl yine bu Ankara Kalesi koşusunda ikinci, üçüncü olarak bitiren King Mango ve Rigartlis bu sene 1 ve 2 oldular. Ki Rigartlis bu sene bu mesafeyi ilk defa 1.33'ün altına düşürebildi. Ama bir kez daha maalesef grup 1 kazanama şanssızlığı ortaya çıkmış oldu. Ortalardan hücum ederek gelen ve üçüncü olan Aging Final, bugüne değin biraz önce de söyledik, ilk bir şartında kum koşmuş, ondan sonra da hiç kum koşmamıştı. Bu onun bir ölçüde handikapı ve 2400'den dönüşü de handikap olmasına rağmen bence çok tatminkar bir üçüncülük elde etti. Vinci Torre için de biraz önce söyledik, ilk kez bir normal kum koşusu ve 5 uzun koşudan sonra kısaya dönüş dezavantaj oldu. 5.likle tamamladı. Ankara Kalesi grup 1 mücadele, akarsu ikilisini kutlayalım, ekibi kutlayalım. Röportaj. Bayağıdır aslında bu hafta buluşmayı bekliyordum. Bugündeki buluşmamızda böyle bir sonuç almamız beni ailette motive ve mutlu etti. Burada emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım inşallah kazası beyaz bir şekilde İzmir'de bu sene devamı geleceğini düşünüyorum. Teşekkür. Evet, Özcan Yıldırım'ın hemen koşunun ardından sıcağı sıcağına görüşmeleri, röportajı bu şekildeydi. Devam edelim. Ömer Kaya'yı andığımız koşumuza gidelim. Ankara'da 22 Ekim tarihinde günün 7. koşusu olarak start alan yarışı. Özcan Yıldırım idaresindeki 2 numaralı Black Line kazanmayı başardı. Evet, Ömer arkadaşımı bir kez daha rahmetle anıyorum. Gerçekten çok acı kaybımız. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın. Amin. Ailesi de çok büyük önem gösteriyor bu koşuya. Her sene jockey arkadaşları da önem gösteriyorlar. Ömer Kaya'yı hiçbir zaman unutmayacağız tabii ki. Yattığı yer nurla da olsun bir kez daha. Koşuya dönünce Black Line müthiş koştu bu yarışta. Çok iyi noktada takip etti Özcan. Bariyer dibinde şu an en geride. Seriday hemen önünde. Bu ikili adeta birbirlerini kontrollü şekilde yüzlüğe çıktılar. Seriday biraz daha avantajlı çıktı. Bir de içeriği tercih etti ama Özcan sıkışık bir alandaydı. Önünde hemen Zolom'un vardı ve kolaylığını da Safkan göstermeye başladı. Özellikle 300'ler geçilirken. Buradan sonra da müthiş bir mücadele. Ve bu mücadeleden galip ayrılan da Özcan ile Black Line ikilisi oldu. Seriday da iyi bir parlak bir yarış koştuğunu düşünüyorum ama bugün için Black Line'ın son metrelerdeki ciddi ataklarına yapabileceği çok bir şey yoktu. Boyun farkıyla kaybetti. Koşunun yükünü çeken, temposunu belirleyen Kübra Hanım da bence bu grupta iyi bir direnç gösterdi ve üçüncülüğü kurtardı. Zolom'un beklentinin altında kalan isimdi bence. Daha iyi bir yarış bekleniliyordu Zolom'undan. Favori hanesindeydi. Ama biraz daha uzayan mesafelerde Zolom'un daha başarılı olacak gibi görüyorum ben. Beycan abi. Şimdi ön tarafta gitmek isteyen Kübra Hanım ve hemen arkasında sağrısında Zolom'un 600 civarında Ultra Shooter da bu ikiliye katıldı. Bunların arkasında bekleyen Seriday bariyer dibinden ve en geriden gidip ortalardan yol bulup hücum eden Black Line üçlüsü son 200'de birincilik uğraşına girdiler. Daha güçlü olan Black Line oldu. Zolom'un favori konumundaydı. Ama 61 kilo ve çimde henüz hiç birinciliği yok. Black Line'ın kazandığı koşuda Seriday'da boyunla Kübra Hanım'dan ikinciliği aldı. Ki koşunun bütün yükünü çeken Kübra Hanım yine de iyi koştu. Belki biraz daha bir yarışı vardı Mehmet Salih Çelik'le
çok süratli götürmüştü. O sürate bindirseydi arka taraf dağılır mıydı? Aynı sprinti yapabilir miydi? Düşünüyorum. Ya Saadettin Boyraz olunca tabii biraz daha evet, yarışı kontrollü götürüp düzlüğe saklamak istedi usta jokey. İyi de koştu aslında, direndi de. Evet. Ama hatta sonlarda da veriyor. Evet, iki güçlü rakibine bugün için kaybetti. Bence iyi koştu. Bu vesileyle Ömer Kaya'yı ben de birkaç daha rahmetle anıyorum. Hep güler yüzü ve efendiliğiyle hafızalarımızda yer etmiş bir kardeşimizdi. Allah bir kez daha saygı ve rahmetle andık Ömer Kaya'yı. Mekanı cennet olsun. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'na gidiyoruz. Anadolu Hisarı koşusu. Günün 7. koşusu olarak 21 Ekim tarihinde koşuldu. Koşuyu kazanan isim Özcan Yıldırım idaresinde Afşar oldu. Üst üste bugünkü akışımızda da King Mango, Blackline ve Afşar'la Özcan Yıldırım. Evet, Özcan için çok güzel bir hafta geçti ve biri grup bir olmak üzere birçok yarışta birinciliğe imza attı. Bu yarışta onlardan bir tanesi. Afşar güçlü bir isim tabii, çok da tecrübeli ilgilileri var. Baktığımızda Bedri abi olsun, Abdullah abi olsun, bu Safkan'ın iki ortağı, ikisi de çok deneyimli isimler. İşin mutfağından gelen isimler. Bu Safkan'a da küçük bir arası vardı iki ay kadar. O aranın ardından epey toparlanmış görüntüde. Özellikle İstiklal Savaşı'ndaki üçüncülüğü çok başarılıydı bu Safkan'ın. Mesajı vermişti. Evet, zaten o mesajı vermişti. Toparlandıktan sonra da bu kez gerçek kimliğinde bir performans gösterdiğini düşünüyorum ben Anadolu Hisarı koşusunda. Koşuyu ön tarafta Özal Bey kendi temposunda götürdü. Ahmet Çelik 800'ler 54 civarlarında, 1.07.82 sert, hızlı gibi görünen bir tempo ama çok kolay götürüyor o tempoda. Ve onun da sonlarda direncini gösterdi bence. O kolaylığının direncini de gösterdi ama Afşar'a bugün için çok yapabileceği bir şey yoktu. Afşar çok ciddi ataklarla, hızlı ataklarla gelip koşuyu kazandı. Daha üst gruplarda başarılı olabilecek potansiyelde bir isim Afşar net olarak. Gebze Güzeli de burada erkekle rakipleri yanında bir sınav verdi. Bence iyi koştu. Üst üste bir seri yakalamıştı. Sentetik pistte önemli başarılar elde etmişti. Bugün de iki güçlü rakibinin arkasında özellikle ikinciliği çok yakın farklarla kaybetti. Baş farkıyla kaybetti. Üçüncülüğü başarılı. Özellikle hem cinsleriyle start alacağı koşularda yine Gebze Güzeli'nden birincilikler gelebilir diye düşünüyorum. Ama Afşar üst gruba göz kırptı bu yarışıyla birlikte. Necan abi? Afşar çim pistte her daim başarılı koşan bir Safkan. Tek çimde tabela dışı kaldığı koşu grup 1 Diyboğlu koşusuydu ve 2400 metreydi ki 6. tamamlamıştı ama o koşuda da 6 at yan yana beraber potaya girmişlerdi. 6. çıkmıştı. En iyi koştuğu mesafe de en başarılı koştuğu mesafe 1900 metre. Yani bugünkü mesafe. Sabırlı bekledi. Sprint mesafesini iyi ayarladı. Ve favorinin hakkını vererek kazandı. 1400'de liderliği alan Özal Bey sonlarda haftalardır üst düzey formda olan Gebze Güzeli'ne direnip ikinciliği kaptırmadı. Bunların bir hayli gerisinde de Şah Dragon 4. Keskintay'da bir hayli geride 5. olarak günü tamamlayan Safkan oldu. Anadolu Hisarı koşusunu da hatırladık. Afşar'ın galibiyetini Özcan Yıldırım'ın bir röportajı daha var. Hisarı koşusunu Afşar jockey Özcan Yıldırım'la kazandı. Sevgili Özcan, güzel bir yarıştı. Senden dinleyebilir miyiz? Tabii son yarışında baya bir arası vardı. Ara verdikten sonra belli bir sorunları olan bir Safkan. İlgileri çok güzel bir şekilde getirmişti geçen yarış. Bugün biraz yarıştan önce aşağı inle birazcık pistin hafiften sert oluşundan birazcık şüpheliydim. Onun dışında atım çok iyiydi gerçekten bugün. Yarışın her yerinde yarışa hakimdim. Bence bu at bu sene farklı yerlere geleceğini düşünüyorum yani. Özellikle bu seneye de çok daha yerlere gelecek. Tebrik ederim hocam. Çok teşekkür ederim sana. Özcan Yıldırım'ın da koşunun ardından sıcağı sıcağına açıklamasını dinledik.
Yolculuğumuza devam edelim. İzmir'e gidelim bu kez. Kısa vadede 8 mücadelemiz var önümüzde. 3 ve daha yukarı yaşlı İngilizlerin start aldığı 2000 metre Çim pistte yapılan 22 Ekim tarihindeki yarıştayız. Çakırdağlı'nın zaferini izleyeceğiz. 63 kilo Nevzat Avcı bu yarıştan yaklaşık 6 gün önce yine 63 kiloda İstanbul Sentesi'nde Cevdet Sümer koşusunu kazanmayı başarmıştı. Hipodrom, pist, siklet fark etmeksizin başarılı yarışlarına bir yenisini ekledi Yalçın Akaç. Harika form durumu var gerçekten bu Safkan'ın. Kilo da kaldırıyor üst üste, senin de bahsettiğin gibi ağır kilolar altında harika performanslar göstermeye devam ediyor. Onlardan bir tanesi de bu koşu. Ön tarafta Rotovator ve Amiral Holt liderliği birbirlerinden almak için mücadele ettiler ama Rotovator ısrarcı yapısıyla o aldı liderliği ve bu ikilinin hemen arkasında da Çakırdağlı 63 kilo olmasına karşın çok kolay takip etti. Düzlükten sonra da içeriden hadi dedi Nevzat Avcı ve oradan sonra almış olduğu liderliği aynaya kadar koruyup kazanmasını bildi. Bukefalos'un yarışı ben çok başarılı gördüm, çok başarılı buldum. Son metrelerde çok ciddi ataklarla geldi. Yarışı şu an 8-9. Pozisyonda bariyer dibinde takip ediyor. Düzlükten sonra ama önemli bir ara kapattı. Özellikle İzmir pistini de seven bir Safkan. Ama çok formda bir rakibe çarpıldı bugün için. Bir de tabii bariyer dibinden avantajı da elde etti düzlüğe çıkılırken. O elde ettiği avantajı ile birlikte de aynayı geçmesini bildi. Bukefalos'un yarışı çok başarılı. Yine Demirat, Trevi Fountain oyunun yine içinde. Üçüncülüğü bence başarılı. Kaç oldu Barış geçen sefer saymıştı? 120 miydi? 110? Rekora gidiyor. Sadık saymışlar. rekora gidiyor yani. Yarış kurmuş oldu. %100 sadıktır. Bayi istatistik çünkü. Evet, yine bir 12 gün falan bir arası var ama. 10 sadık vardı, evet doğru. Son yarışıyla bu yarış arası yine bir 12 gün var. Birazcık, yani bir nefes aldı. Tarık abi rahmetli Ramazan abinin dediği gibi kuş uçmaktan, at koşmaktan yorulmaz inancıyla Trevi Fountain'u maşallah yarıştan yarışa koşuyor. İzmir, Bursa, İstanbul her yerde ama Safkan da bana mısın demiyor. Yine hep oyunun içinde üçüncülüğü de kurtarmasını bildi bugün yine. Dediğim gibi kazanan ve ikinci olan çok başarılı koştular. Trevi Fountain yine başarılı. Burada dördüncülükte kalan Full Trotter sanki biraz uzun mu yadırgadı? Kısa mesafelerde daha başarılı yarışları vardı çünkü hem Bursa'da hem İzmir'de. Bu kez uzayan mesafede çok fazla bir varlık gösteremedi düzlükten sonra. Şu noktalarda özellikle bu Kefalos'un içinde önü de açık ama üçüncülüğü dahi alamadı bu noktadan sonra. Koşuyu dördüncü olarak tamamladı. Beycan abi. Çakırdağlı bugüne kadar 51 kez start almış. Ve bunun 5 tanesi de tabela dışı kalmış. Sen başta belirttin. Şehir, pist, siklet ayırt etmiyor. Ben ilave ediyorum, mesafe de ayırt etmiyor. Yani 6 gün önce İstanbul'da 63 evet. kilo sentistikte kazanıyorsun. 22 handikap bir koşu. Cevdet Sümer koşusu 22 handikap bir koşu. Ki puanlı handikaplarda rakiplerinize kilo vererek koşuyorsunuz. Bir de o var. Çakırdağlı'yı, ilgililerini ve atını çok güzel sevgi idare eden Nevzat Avcı'yı gerçekten kutluyorum. Bariyer dibini tuttu. Her yer metrede 3 ve 4 olarak kendini ayarladı. At çok kolay geldi 63 kiloyla düzlüğe. Sonlarda da iyi bir zamanlamayla 3-4 boy ara yapıp onunla dışarıdan hücum eden Bukefalos'a rağmen kazanmayı başardı. Bukefalos yine iyi koştu ama bence bir önce kazandığı Şirinyer koşusunda sondaki sprinti daha güçlüydü. Aynı noktada yine sprintini attı ama ben bir önceki Şirince koşusundaki kadar sprintini bu defa güçlü bulmadım diye belirteyim. Bulduğu her yarışı koştuğunu söylediğimiz Trevi Fountain hep var ama 6,5 aydır da birincilik yok.
Full throttle'a ben de aynı fikirdeyim. Bu mesafeler biraz uzun geliyor diye düşünüyorum. Beşinci olan Langeron da ilk kez İzmir pistinde start aldı. Daha uzun düzlüklerde daha iyi netice alabilecektir diye düşünüyorum. Devam ediyor dürbüne yansıyanlar. Sıradaki durağımız Bursa. 24 Ekim tarihine doğru uzanalım. Kısa vadeli mücadele gidelim. 3 yaş İngilizlerin birincilik mücadelesini izleyelim. Perotti. 3 yaş İngilizler 1800 metre çim pistte start aldılar. Ve ilk kez çim pistte adım attı. İlk kez Erhan Aktuğ ile buluştu. Kısa vadeli koşuda kazanan oldu. Evet. Öncelikle Erhan Aktuğ'u tebrik ediyorum. Jockey olduktan sonra da başarılarını devam ediyor. Bu safkanda ilk kez de Dilbağ denenmiş bu yarışta. O da önemli bir detay. Hatta burada konuşmuştuk. Kocaeli'de bir koşuda yarışa çok iyi başlayamamıştı. Epey gerilerde evet. Kalmıştı. Akın Sözen vardı o gün, favori hanesindeydi. Sonrasında safkan toparlandı. Ekip de çok tecrübeli bir ekip. Alveroğlu ekürüsü gerçekten bu işi çok severek yapan bir ekürü. Bu safkanı da çok iyi koşuyorlar bence. Biraz sanki geç mi kalmışlar çim pisti denemekte dedirtti. Çünkü safkan o kadar yarışa adapte başladı ki hemen 9 bakırlı gibi çok süratli bir safkanın arkasında kolay takip etti. Düzlükten sonra da Erhan'ın tüm teşviklerine cevap verip son metrelerde zor da olsa kazanmayı başardı. Bundan sonra üzerine koyarak daha iyi yarışlar yapabilir diye düşünüyorum. Güzel bir safkan, güçlü bir safkan. Dilbağ'ın da çok olumlu yönde etkisi oldu. Ve gününde ciddi sürprizini yapmış oldular. %3 seviyelerindeydi bu yarış. Belki de yarışseverler çimde bugüne kadar koşmadığı için çok fazla ilgi göstermediler bu safkana, ama ilk çim yarışında ilk Dilbağ takısıyla muazzam koşup kazanmasını bildi. Tebrik ediyoruz tüm ekibi ve genç jokey Erhan Aktuğ. Kara Kraliçe koşunun favorisiydi. Gazi koşusu başta olmak üzere birçok önemli koşularda koşup başarılar elde etmiş bir kısrak Kara Kraliçe. Ahmet Çelik de bu yarış için geldi Kara Kraliçe'ye. Pardon. Ama kazanamadı bugün için. İkincilikle ayrıldı. Yarışı parlak. Bence bundan sonraki yarışında daha iyisi olur. Bugün için gerçekten çok iyi motive olan bir safkana kaybetti Perotti'ye. Yine de son metrelerde bir ataklarla ikinciliği kurtardı. 9 bakırlı ciddi tempolarda götürdüğü koşudan en azından üçüncülüğü kurtarmış oldu. Burada benim için hayal kırıklığı olan isim Sadi Şah'tı. Son yarışında 6-7 boy kadar startta kalıp ağır kiloyla müthiş koşup kazandı. Ama bu kez startta da kalmadı. Yarışta da bir varlık gösteremedi. Bilemiyorum. Onun yarışı benim için hayal kırıklığı oldu. Ama kazanan Perotti hem çim pistte hem uzayan mesafede güzel yarışlarına devam edecektir diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum tüm ekibi. Bencan abi. İki koşu önce Truva kısa vade 8 koşusunda numara götürüp son 250'de Lord of Yıldızlar ve Grand Treasure'a geçilip 3. tamamlamıştı Perotti. Sonrasındaki Kocaeli koşusunda hiçbir yerde jokey'nin teşviklerine cevap vermeyip 7. tamamladığı için bu koşuda hem ondan hem de ilk de çime çıkmasından dolayı biraz geride düşünülmüştü. Ancak ilk çim, ilk Erhan Aktuğ, ilk 1500 metre üstü koşu, ilk Dilbağ'ı ve ben bir de bir ilave daha yapayım. İlk defa da kapalı gözlük var. Bütün ilkler buluştu. Evet. Bunların hepsi bir ölçüde kapalı olumlu gözlük ve Dilbağ takıları önemli yarar sağladı ki koşuya tempo veren 9 bakırlının arkasında kolay bir tempoda takip etti. Düzlükte 300 civarında az da olsa içeriye yatar gibi de oldu ama Perotti 9 bakırlıya yaklaştıkça hırsı daha da arttı ve daha da hırslanıp iki boyda fark yaparak kazanan oldu. Kara Kraliçe özellikle kısrak koşusundaki ikinciliği, ki Gazi koşusunda 6. tamamlamıştı, azımsanmayacak yarışlar koştu ve dikkat çekici hale geldi. Ancak
Temmuz'dan sonra bir arası var. O aradan sonra ara verip bir koşu koşmuştu. Evet. Zaman içerisinde sıkça belirtiyoruz. Biraz ara fazla olup da bir koşu koştuğunuzda ikinci koşu bazı safkanlar için tehlikeli olabiliyor. Onun için henüz daha ben nefesini tam görmedim. Ama eksik nefese rağmen ikinciliği son hamlede kurtarmayı bildi. Bu koşuda bence en dikkat çekicilerden bir tanesi sonlardaki gelişiyle Royal Uygur oldu. Bariyer dibinde. Evet. Karakraliçe'nin içerisinden güzel ataklar yaptı. Evet, o da yakın farklarla aynaya. Beşincide Likaki. Beşincide Likaki. Evet. O hafif bir Karakraliçe'nin açılmasından, yani biraz fazla açılmasından etkilendi. Biraz olumsuz. Tam düzlüğe çıkılırken senin dediğin nokta orası. Orada biraz etkilendi ama yani çok da performansını etkileyecek bir durum değildi bence. Evet. Devam edelim. Perotti'nin ilgilerini kutladıktan sonra Anadolu Spor Gazetecileri Derneği koşusundayız. Yine Bursa'dayız. Aynı günün 7. koşusundayız. Uzun dalga Mustafa Çiçek'le kum pistte, o da ikinci startına çıktı ve ilk birinciliğini yaşadı. Emir Bey'im kulvarından çıkmayan isim ekrana da getirdi yönetmenim. Şimdi dönelim. Bu yarışın bir kazananı bir kaybedeni var. Kazanan yarışı söke söke aldı bence uzun dalga. Kaybeden Tok Ateş. Çok güzel noktada aslında konumlandı Akın. Önde hemen Tel Serencan, dışında uzun dalga ikilisi koşuya tempo verdiler. Bu ikilinin arkasında bariyer dibinde Boz Arslan'la birlikte çok kolay takip ediyordu Tok Ateş. Koşuyu Tok Ateş. Buradan sonra da gelip hakim oldu. Çok da kolay gözüküyordu özellikle 400'ler geçilirken. Ama bir yarışı daha vardı. Buradaki rakiplerinden Taksim'e kaybetmişti yine Bursa'da son metrelerde. Tolga Yıldız vardı üzerinde, geldi hakim oldu. Ama öne çıktığı zaman biraz gevşeten bir isim Tok Ateş. Onun da bilincinde olduğu için Akın mümkün olduğunca kısaltma gayretindeydi bu yarışı. Aslında doğru olanı da yaptı ama uzun dalga çok inatçı çıktı ve bırakmadı koşuyu. Adeta tekrardan canlandı içeriden ve son metrelerde çok güzel bir mücadele izledik. Biraz da şans uzun dalgadan yana oldu ve koşuyu kazanan Mustafa Çiçek de uzun dalga oldu. Çok keyifli bir yarış izledik. Senenin kumpiste özellikle başarılı isimleri uzun dalga olsun, Tok Ateş olsun ve Boz Arslan, Kabakum'da iyi yarışlar yapan isim. Son metrelerde o da epey bir ara kapattı. 100 metre daha uzun sanki Boz Arslan evet, kazanacak. Çünkü öndeki ikili artık tempodan düştüler. Dediğin gibi biraz daha mesafe olsa daha diri geldi. Birbirleriyle uğraşıyorlar. Evet, daha diri ataklarla, daha canlı ataklarla geldi Boz Arslan. Aynada yarım boy. Evet, koşunun favorisi Taksim de biraz zor bir isim. Yine yaramazlıklar yaptı. Dışarılara kaçtı. Ayhan'a epey bir uğraştırdı. Yine de umudunu kesmedi Ayhan. Düzlükten sonra bayağı bir ısrarcı teşviklerine devam etti. Ama Taksim bugün için beklentinin altında bir performans sergiledi diyebilirim. Ama kazanan, ikinci olan, üçüncü olan çok iyi performans gösterdiler bu yarışta. Uzun Dalga'nın tüm ekibini, başta değerli dostum Eray Koktay'ı ve tüm ekibini, jokeyi Mustafa Çiçek'i kutluyorum. Ayrıca 4 kilo gibi de bir fark verdi burada rakibine. 61-57. Korakor bir mücadele. Neticesinde kazanmayı başardı. Topateş'e göre 4 kiloluk dezavantajı tabii, var. Tabii. Mustafa o kadar çok inandı ki 600'lere gelinmeden öndeki Tel Serencan'ı atlayıp erken de hızlandırdı safkanını. Bunun neticesinde de kazanmayı bildi. Beycan abi? Paralar koşusunda da 6. olmuştu ki o 6.lığı da hiç kötü değildi. Evet. Tabela mücadelesini bir salise farkla kaçırmıştı. Ama şu anki görüntüde çok kolay kazanacak gibi. Şimdi dıştaki aklım orada diyor ki bence. Evet. Ben gelip geçtiğimde koşu bitmiş olsun. Yok, o öndekini nasılsa garantiye aldım dedi diyor. Beycan abi. Ha, çok kolayım öndekini dedi, atlayacağım. Evet, öndeki çantada keklik dedi. Ama yan yana mücadeleye girince. Tabii biraz daha kısaltayım dedi.
Ama içerideki çok çetin ceviz çıktı. Bırakmadı mücadeleyi uzun dalga. Ama bir sonraki aksiyon da sanki Tokat'ı işin olabilirdi. Evet. Üçüncü olan Bozarslan da evet. En az öndeki iyi tay kadar İyiydi. Çok etkili koştu. Ben Taksim'in herhalde ufak tefek sorunları var. Çünkü son kursundan sonra da bir iki aylık arası evet, var. Evet, var. O yüzden ufak tefek sorunları var. Biraz eksik koştu. 8. ayın 22'sinde kazandıktan sonra 10. ayın 24'ünde koşuyor. Yani iki tam 2 ay. 2 ay 2 gün. 2 gün. Aynen öyle. Yani zor bir isim ama seneye sağlıklı bir şekilde çıkarsa Taksim uzayan mesafelerde çok iş gücünün yapar. Gücünün sınırı tahmin Yok, etmesi evet. zor. Çok değişik kazandığı bir safkan. Kazandığı koşulardaki görüntüsüyle. Net. Pekala, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği koşusunu da bu şekilde değerlendirdikten sonra Adana'ya doğru gidelim. 23 Ekim tarihinde koşulan İskenderun Belediyesi koşusu. Kısa vade 8 mücadele, 2 yaş İngilizler 1300 metre çim pistte koştular. Heath Walker, Mehmet Salih Çelik idaresinde kazanmayı başardı. Mountain Yamaniko serseri hat ilk dördü oluşturmuştu. Evet, süratli bir yarış oldu. Serseri At ve Nisa Onur hatırası epey bir tempo yaptılar başta. Bu ikilinin hemen arkasında bariyer dibinde 2 numaralı kazanan tay Heath Walker çok kolay takip etti. Bence yakın mesafede konumlanması ve çok ekonomik koşmasıyla bu yarışı kazandı Mehmet Salih Çelik. Son metrelerde biraz lüzumsuz açıldı dışarıya. Hı-hı. Oradan bir protesto da çıktı. Ben de katılıyorum. Hani protesto red kararı doğru. Burada aksi olsaydı çok ağır olurdu. Mount'un ilgileriyle Yamaniko'nun ilgileri. Evet. Daha çok Yamaniko burada. Biraz da Mehmet Akyavuz tez canlı davrandı burada. Erken içeriye girdi. Belki biraz daha sabırlı olsa, orada o pozisyonunda kalmış olsa bilemiyorum. İkinciliği de kurtarabilirdi. Buradan sonra çünkü bakın önüne geliyor tabii ki öbürü ama Heath Walker. Onun öncesinde önden gösterdiğinde de önden görebilirsek Mehmet Akyavuz da erken bir içeriye doğru hamle yapıyor. Şimdi önden daha net göreceğiz. Evet, Heath Walker'ın biraz lüzumsuz dışarıya gelişi var. Ama Mehmet Akyavuz da biraz sabırsız davranıp erken içeriye doğru kaydı ve bunun neticesinde de ikinciliği de kaybetmiş oldu. Ben ikinci olan Mountain'ın yarışını çok beğendim. Bugün için belki gittikleri noktalar Heath Walker'la birlikte aynı pozisyonda olsa, yani Mountain'ın gittiği yerde Heath Walker gidip tam tersi olmuş olsa bugün için yarışı Mountain kazanırdı diye düşünüyorum. Bu taya dikkat etmek gerekir. Özellikle uzayan mesafelerde çok başarılı yarışlarını izleriz Mountain'ın. Yamaniko Karayel koşusunda da dördüncülü olan bir isimdi. Burada da favori hanesindeydi. Ama çok daha iyi noktada konumlanan Heath Walker bugün için yarışı kazandı. Yalçın abi. Yalçın en güzel şekilde koşuyu anlattı. Şimdi ben bir iki safkan için fikrimi söyleyeceğim. Heath Walker'ın koşuyu istediği yerde, istediği tempoda, istediği biçimde takip edip iyi zamanlamayla sprint yapmasını çok olumlu gördüm. Ki çimde de yayılarak, hani tabir edilir ya yayılıyor diye, yapması çok olumlu. Ki maiden'den hemen sonra da bir kısa vade 8 birinciliği ilerisi için umut verdi. Mountain'un gerilerden yaptığı güçlü sprint ile rakiplerini birer birer atlayıp gelmesini çok olumlu gördüm. Berisha 2,5 aylık arası vardı. Sonra koşup kazanmıştı ama hemen akabinde bu koşu yakın geldi diye düşünüyorum ve 3 kumdan sonra da çim koşusu. Makavi'nin düzlük sprinti çok ilgimi çekti. Ona da biraz erken öne gelip sprint zamanlamasını iyi ayarlayabildiğinde çok farklı yarışlar koşabilecek diye düşünüyorum. Evet. İskenderun Belediyesi koşusunu, Heath Walker'ın birinciliğini de konuştuktan sonra yolculuğumuza Bursa'yla devam ediyoruz. 21 Ekim'e gidiyoruz. Mr. Win kısa vade 6 mücadeleyle tekrar birincilikle tanışmış oldu. Ekip bence bir moral yarışı yaptı.
açık yarışlardan, grup yarışlardan kısa vade altı seviyesinde bu koşuya getirdiler. Bir kazanalım, moral depolayalım diye düşündüler. Evet, ve son 5 yarışın 4'ü grup. Tabii. Çok güçlü bir isim aslında. Bana Tekelioğlu'nu anımsatıyor baktığımda Mr. Win'e. Yapı olarak çok benziyor Tekelioğlu'na. Zor da bir isim. Öne çıktığında bu yarışta epey bir rakibini bekledi. Son metrelerde hızlı geldi Kıvılcım Kız. Özellikle Kıvılcım Kız Bursa pistini çok seven bir isim. O da sert yarışlardan sonra bir kısa handikap yarış kazandı sanırım Bursa'da. Onun üzerine de bugün yine Mr. Win gibi güçlü bir isme son metrelerde zorlu anlar yaşattı. Kazanan ikinci, ikinci kalan yedinci döndü virajı. Evet. O da kolay. Şu an Kıvılcım Kız'ı izliyoruz. Arkasında kolay Mr. Win'in. Mr. Win öne çıkınca bocalamaya başladı. Şu hatta an burada çok da kolay at bekliyor. Trafik. Ortalarda da biraz Kıvılcım Kız yol evet. bulmakta da zorlandı. Trafiğe takıldı orada. Evet, buradan sonra öne çıktı. Fota gelsin diye epey bir dua ediyor şu an Tolga Yıldız. Bakın son metrelerde Kıvılcım Kız. O trafiği yaşamasa. Çıktı geldi. Bilmiyorum yani şeyde güç var. Mr. Win. Mr. Win'de güç var. Devam edebilirdi de. Ama o hışımla gelip bir anda geçerse ona bir şey yapamazdı. Ama biraz daha mesafe devam ettikçe sermayesi varmış gibi gördüm ben Mr. Win'i. Zaten bu hafta grup mücadeleye kayıtlı. Ankara'da Necip Fazıl Küsakürek koşusuna kayıtlı. Bakalım orada nasıl koşacak. Ama toparlanmış görüntüde bir moral yarışı yaptı. Kıvılcım Kız da çok iyi koştu. Üçüncü olan Kim Tutar Kız'ı da aynı şekilde yarışın başarılı olan isimleri. Ama bugün için sert rakipleri vardı. Mr. Win ona kaybettiler. Beycan abi? Programın başında hafta sonu koşulacak koşulları konuşurken yine bahsetmiştim. Dil bağı takısı takıldı ilk kez Mr. Win'e. Ve ilk kez Bursa Çimi, ilk kez Tolga Bursa Yıldız. İlk kez Bursa Çimi. Ve dolayısıyla dil bağı takısının yaradığını gördük. İzmir Nefesi'nin tempo verdiği koşuda hemen dışından gelip ikinciliği ikinciliğe sarktı. Arkalarında Kim Tutar Kız'ı ve ekürü Zalim Kan, Pınar Çapey'i 8. sırada koşuyu takip eden Kıvılcım Kız ortalardan düzlükte yol bulmakta biraz zorlanınca geciken ataklarla yakalamış olsa da Mr. Win canlı potaya atmış oldu. Zalim Kan giderek ilerliyor diye düşünüyorum ki 5. olan Pınar Çabey'i de 50 lira ganyanla bir önceki koşusunda haftanın sürprizi diye evet. vermiştik. Onda da ilerlemeler var. Sürprize imza atmıştı. Kısa vade altı mücadele Mr. Win'in zaferinde Bursa'da bu şekilde hatırladıktan sonra Bursa'da kalıyoruz. Aynı gün günün üçüncü koşusuna gidiyoruz. Diker Şingilizler'in Maiden'ını hatırlayacağız. Raider on the Rain kazanandı. Evet, bu tay umut vadeden taylardan bir tanesi. Bariyer dibinde. İyi başlayamadı koşuya. Forma, evet. Sarı kapalı gözlük. İyi başlayamadı koşuya. Yerlerde kaldı. O düzlükten sonra çok iyi ataklarla gelip net bir birincilik elde etti ve güzel de bize imza attı. %6'larda o gün için. Ganyan'da 15.40. Şu an 8.likte kadrajda yok. İzliyoruz. Şu an kadrajda yok evet. 8.likte dediğin gibi. 8.likte şimdi gözüktü. Düzlükten sonra da Alican İnci de çok güzel teşvikler yaptı ve oradan gelip koşuyu kazandı. Yine ikinci olan Tay da Çumli gayet iyi ara kapattı o da. Şu an kazanan Tay'ın arkasında ikinci olan Çumli Nurettin Şen. Kırtay'ı gelip geçecek o da. Solid Friend'i. O da iyi ataklar yaptı. Kazanan ve ikinci olan epey gerilerden gelip 1 ve 2 oldular bu yarışta. Yalnız Alican İnci'nin performansını da evet. Kutlamak lazım yani. Starttan itibaren hiç bitmedi enerjisi. Jockey edasında biniyor
Çok tecrübeli. Hep itti. Alican kaç yarış kaldı acaba bakalım? 137. Onun da 13 koşusu kalmış. Artık iyice pişti. Özellikle hem kurt ekürüsü hem boya ekürüsü çok şans veriyor. Yani kolay değil yani. Starttan itibaren Yalçın abi bu mesleğin. Kesinlikle. Ama tay da çok güzel bir tay. Tabii ki yani yarış boyu sürekli... Bakar mısın abi? Start teşvik, verildi teşvik. Başladı. Bitene kadar. Ona rağmen yine özellikle 200'lerde çok diri atın üstünde. Ve hiç kontrolü kaybetmedi. Evet. Atın üstündeki dengesi hiç harika. Hiç sırıtmıyor evet. Hiç sırıtmıyor. Yetenekli. Kesinlikle yetenekli. Daha iyilerini yapabilecek potansiyeli var Ali Can'ın. Evet Beycan abi, dürbüne takılanlar listesinde bu hafta Raider on the Rain var. Raider on the Rain çok ilginç bir tay bence. Şimdi ilk kum koştu. İlk önce çim koşmuştu. İlk kum meydanında numara götürüp başladı. Sonlarda pes etti. İkinci kum koşusu İzmir'de meydan 1600 metre koştu. Orada yine kolay başladı ama 400-500 metre gittikten sonra gerilemeye başladı. Devam edemedi. Bu defa kapalı gözlük denendi. Bu koşuda da o önceki koşuların aksine zorlanarak başladı. Ve Alican İnci'nin sürekli teşvikleriyle son 350'ye kadar başka bir at var. Son 350'den sonra başka bir at var. Baştaki at gitti. Son 350'den sonra adeta başka bir at geldi. Bir anda 300'den sonra da büründüğü havayla ve Alican İnci'nin de üstün gayretiyle 3 boyda fark yaparak kazandı. Kutluyoruz. Bakalım kapalı gözlükle devam edilecek mi, edilmeyecek mi, bekleyip göreceğiz. Devam ediyoruz. İzmir'e gidiyoruz. 22 Ekim tarihine gidiyoruz. Kısa vadeli mücadele 3 yaş arap atlarının birincilik mücadelesine İremim'in zaferini izleyeceğiz. Görkem Özçelik'le. Evet yine startta oyalandı İremim. Her yarış 2-3 boy kadar takılıyor. 3 boy daha kaldı. Yine 3 boy kaldı. Hemen grubun arkasında konumlandı. Çok da kolay bir şekilde bariyer gidiyor şu an. Bariyer forma, dibinde. Siyah kırmızı forma. Evet. baktığımızda Bordo Mavi'nin de öz kardeşi İrem'im. Özellikle Kumpis'te başarılı yarışları var. Bir önceki yarışında buradaki rakiplerinden geçtiği gerçekçi oğluna geçilmişti. Güzel Muğlalı'ya yine geçilmişti. Ama bu kez rövanşı almayı başardı. Yarışın en kolay giden ismi. Öndeki gerçekçi oğluyla birlikte son metrelerde içeriden yaptığı etkili ataklarıyla. Şu anda 6. Bariyer dibinde. Evet. Çok kolay takip ediyor. Çağdaş Alaçat'ın hemen arkasında. Kırtay'ın arkasında. Çok kolay takip ediyor ve o kolaylığını da düzlükten sonra gösterip geldi. Bir anda içeriden arayı kapattı. Bir adım fazla koşmayarak. Evet. Görkem de çok iyi bindi bu yarış. Bu haftaya Görkem çok iyi yarışlar çıkarttı. Yine bunların başında da Splendid geliyor. Splendid, evet. Grup yarış kazandı. Kısa vade 8. Kısa vade 8. Bununla da yine bir kısa vade 7. Çıkış Splendid demiş. Bir moral haftası oldu Görkem için. Önümüzdeki sene ben dörtlüğünde bambaşka bir Splendid göreceğiz diye düşünüyorum. Evet. Ben o gün içinde çok şans vermiştim Splendid'e ve beni yanıltmadı. Neyse bu yarışa dönersek İrem'in ve Görkem Özçelik ikilisi oldukça iyilerdi. Gerçekçi oldu. Yükünü çektiği koşudan ikinci olarak ayrıldı. Buradaki ayar kırıklığı da Gerard'tı. Koşunun favorisiydi ama iyi noktalarda takip etmesine rağmen düzlükten sonra pek bir varlık gösteremedi. Beycan abi. Şimdi bu koşunun önde tutulan atı Gerard 3 ay ara verip koşması var. O bir dezavantaj. Bir de önemli bir şey yoktur ama sıkıntılı bir durum olduğunu gösteriyor bence. Yine önlerde tutulanlardan Çağdaş Alaçat taylar için önemli faktör, 61 kilo ağır. Başdemir Kızı ilk kez kumda start alıyor.
Nakkaştepe'nin koşu pişkinliği henüz daha iyi. Bence az. Bunları niye sayıyorum? İrem'imin bu denli geride tutulması, 17.95 mi 17.90 Ganyan'la kazandı. Biraz beni şaşırttı. Hmm. 17.95 altılı Ganyan favori tablosunda %4 seviyeler. Evet. Şimdi 3 boy gecikmeli başladı ama doldurarak grubun içinde yer aldı ve kolaydı. Şimdi bu koşuda en kritik nokta şu oldu. İrem'im Düzlük'te seyrettiğim yarışlarda bariyer dibini bulduğunda, bulabildiğinde, bariyere yakın olunca çok daha güçlü sprint yapma yeteneği var. Ve bu koşu 15 Eylül'de Mustafa Çiçek'le kazandığı bir koşu var. Onun birebir kopyası gibi oldu. O gün Mustafa Çiçek'le İrem'im ne yaptıysa bugün de Görkem'le aynısını birlikte yaptılar. O yarışı seyredin, birbirinin kopyası. O koşuda 37-10 ile kazanmıştı. Bugün de 37-15 aynı aşağı yukarı dereceyi elde ederek kazandı. Şimdi burada kısa vade 8 Datça koşusunda 1.36.01 yapan Gerçekçioğlu bugün o dereceden uzakta kalınca ikincilikle tamamlamış oldu. 4 yollukta tabii İrem'in lehine bir avantaj var. Yine Datça koşusunda çok güzel bir dereceyle kazanan Çağdaş Alaşat o zorlu koşunun arzından 61 kilo olunca biraz bugün beklentinin altında kalan tay. Kutlayalım ilgilerini ve yolculuğumuza Kocaeli ile devam edelim. 24 Ekim'e gidiyoruz. Kısa vade 6 mücadele 3 veda kıraşlı İngiliz atları 1200 metre kum pisti start aldı. 63 kilo sikletiyle kazanan bir numaralı kayıtlı Akıncı oldu. Yalçın Akaç. Evet, Akıncı kısa ve orta mesafeli yarışların kum pistte başarılı ismi. Ekipte çok güzel yarışlar seçiyor bence. Bu yaş 6 yaşında Safkan ama baktığımızda oldukça istikrarlı yarışları var. Yine ağır kilosuna rağmen işine göre rakipler yanında. Mehmet Kayar'ın da güzel bir inişiyle şu an 5.likte bariyer dibinde. Önde tabii çok süratli isimler var. Bunların başında koşunun ikincisi You Are the Best ve üçüncü olan Obra da geliyor. Önde gitmelerine karşın koşuyu 2 ve 3 olarak tamamladılar. Son metrelerde Akıncı'nın ciddi ve güzel sprintiyle ataklarına maruz kaldılar ve ona kaybettiler koşuyu. Bence You Are the Best de bu yarış oldukça iyi koştu. Hiç mücadeleyi bırakmadı. En azından ikinciliği kurtardı. 63 kilo olan Akıncı ve Obra da 1 ve 3 olarak tamamladılar koşuyu. Ama Akıncı'nın istikrarlı yarışları devam ediyor. Kısa ve orta mesafeli koşularda özellikle Bursa, İzmir, Kocaeli o illeri tercih ediyor ilgilileri ve bu safkanı her yarışında başarılı bir performansla sahadan ayrılmalarına en büyük etken bence ilgilileri. Beycan abi. Tabii koşuyu kazanan at oluyor ama bence bu koşuyu at kadar da Mehmet Kaya kazandı. Evet. Yani You Are the Best'in kaçması, Bert Boy'un kovalaması, arkalarında Obra da ve onları hiçbir şekilde bırakmadan takip eden Mehmet Kaya'nın teşvikleriyle Akıncı Düzlük'te özellikle son 200'de You Are the Best Obra'da çekişirken Mehmet Kaya ısrarını daha da arttırdı. Akıncı da cevap verince tam aynada You Are the Best'i yakalayıp kazanan oldu. Bu koşunun hayal kırıklığı ki bir önceki koşusunda da öyle yine Soner Bey oldu. Soner Bey'de bir büyük bir düşüş var. Evet, gerileme var. Bir önceki yarışında da bahsetmiştik. O gün de hiç yoktu. Bu yarışta da hiç yok. Şu an 6.likte dışarıda gördüğümüz sarı kopalı gözlüklü Safkan. Ama hiç işlemedi yine. Pekala. Yolculuğumuz devam etsin. Sıradaki durağımız Diyarbakır. Adalet koşusu. Kısa vade 6 mücadele. Burada da 3 veda kıraşı İngiliz atlarını
1700 metre kum pisti. İzledik koşuyu. Mehmet Emin Doğan İdaresi'nde start alan 8 numaraya kayıtlı Tınasoğlu kazandı Yalçın'a karşı. Valla öyle bir yarış oldu ki bu adalet koşusu. Kıran kırana yarışın başı önde tabii Neos gibi bir isim var. My Hit var. Ayağına çok çabuk isimler. Bir noktadan sonra onlara eşlik eden Takip et beni. Takip et beni. 2 numaralı Takip et beni oldu. Ve bu üçlü onlara yine ek olarak şu an sanırım dördüncülüğe girdi. Dıştaki kapalı gözlüklü Safkan. Dancing Eder. Müthiş bir tempo oldu koşuda. Ama viraj 600 virajına gelinirken öyle bir noktadan çıktı ki öndeki Aslan Adam ve koşuyu kazanan Tınasoğlu adeta orada yarışı koparttılar. Şu an bakın bir üçüncülükte bariyer dibinde. Kazanan Tınasoğlu da hemen dışında. Şimdi Neos ile Ahmet Aslan açılacak. Orada açılınca ikisi birden çok önemli avantaj elde ettiler. Öncelikle Aslan Adam, hemen onun da peşinden koşuyu kazanan Tınasoğlu ve o almış oldukları avantajla birlikte de ki Aslan Adam orada tabii 3 boy kadar yaptı Aslan Adam ama son metrelerde temposu düşünce biraz daha mesafeyi seven Tınasoğlu'na kaybetmiş oldu. Çok güzel, keyifli bir yarış oldu. Başından sonuna kıran kırana geçen bir koşuydu. Son metrelerdeki ataklarıyla Mehmet Emin Doğan'la Tınasoğlu koşuyu lehine çevirmesini bildi. Tebrik ediyoruz. Yaman Bey yine son metrelerdeki ataklarıyla üçüncülüğü kurtardı. Evet, o da yeni ilgilerinde Diyarbakır'da. Evet. Normalde İstanbul'da, çim pistlerde. İlk kez ağır bir kumda koşuyor. Kesinlikle. Ona rağmen tabii ki kalitesiyle iyi koştu ve en azından üçüncülüğü kurtardı bu koşuda. Tebrik ediyoruz Tınasoğlu'nun jockey Mehmet Emin Doğan'ı ve ilgililerini. Pecin abi? Ben Yalçın'ın söylediklerine şunu ilave edeyim. Tınasoğlu'na takılan bir kapalı gözlük takısını görüyoruz ilk kez. Ve ilginç bir şey daha söyleyeyim. 2020'den bu yana Tınasoğlu'nun kazandığı bütün koşularda Mehmet Emin Doğan'ı görüyoruz. Mehmet Emin Doğan'ı bekliyormuş Tınasoğlu. Dilinden anlayan. Evet. Jockey ile birincilikle tekrar döndü. Haftanın sürprizine gidelim Bursa'ya. Bursa'da haftanın sürprizini ekrana getirelim. 21 Ekim tarihinde günün 5. koşusu olarak koşuldu. Şartı 4 mücadele. Yamak 1 sınırındaki aprantilerin at bindiği koşuda Uğur Levent idaresindeki Budaklı haftanın sürprizine imza attı. 43 lira 30 kuruştu. Ganyan'ı 10 koşuluk yarış heyecanı vardı ve 1. altılı Ganyan'ın 5. 2. altılı Ganyan'ın da ilk ayağıydı. 2.22 görebildim. Yok. AGF'sini de özetleyeyim sizlere. %1 civarlarında gördüm ben ama yanlış mı gördüm? Budaklı'nın 8 numaralı Budaklı'nın birinciliği bahsettiğin gibi. %1'lerde. Evet. İkinci de sürpriz, üçüncü de sürpriz bu yarışın. Doğru. Ama kazanan özellikle son 7-8 yarışında çok mühim bir başarısı olmayınca bayağı bir gözden uzak kalmış. Bir de yamak bir seviyesinde apranti kardeşlerimizin katıldığı koşu. 1.08. Ciddi bir sürprize imza atmış oldu burada kazanan Budaklı. 1.04'te birinci AGF tablosundaki yüzdesi. Haftanın sürprizi ya Budaklı. Geçen yıl Bursa, İzmir, İstanbul olmak üzere bu ve benzeri mesafelerde 19 koşu hiç tabeladan düşmemiş peş peşe Budaklı. Sonrasında bir problem yaşamış herhalde. 6,5 ay ara vermiş. Nasıl bir problem yaşadığı hakkında fikrimiz yok. Belki de ciddi galoplar yapamıyor. Koşu görerek formunu buldu. Formunu buldu diye düşünelim. Şimdi bu yarışın mesela ağır favorileri var. Köy Ağası Demir. 2021'den bu yana kazanamıyor da. 2021 9. aydan bu yana çimde birinciliği yok. Kazanma özürlü. Diğer oynanan atlardan Musliha. O da 2021'in 7. ayından beri zor kazanan. Kazanması da yok.
2021 7. ayından bu yana. Emin adam son birinciliği 3. durumda veriliyordu. Ekürüsü de var. Son Çin birinciliği de 3 Mayıs 2021'de. Yani bir şeyler olabilecek bir koşu. Ama şeyi yapan, sürprizi yapan Budaklı oldu. Budaklı oldu. İkinci olan atın da Ganyan'ı galiba 20 lira civarında. O da %2'lerde. Evet, 21 lira 85 evet. kuruş AGF'de %2'lerde. Sıralı ikili 625 lira vermiş. Haftanın sürprizi kısmında yer alan değerlendirme de bu şekildeydi. Şimdi tartışmalı pozisyonlardan devam edelim. Yarışlarımıza gidelim. 23 Ekim tarihine gidelim. Uzun zamandır yani bu bir koşu için aslında bu kadar uzun bir raporla karşılaşmamıştım. İstanbul'da günün 5. koşusuna gidiyoruz. 23 Ekim tarihinde koşulan yarıştayız. Sevgili Barış, o raporu ben de okudum ama burada ben raporu Fırat Arslan'a okumamı ister misin? Raporu okumaya gerek yok. Tamam. Fırat Arslan'a burada ceza çıkmış ama bence haksız bir ceza Fırat Arslan'a. Fırat Arslan'ın hiçbir günahı yok bu yarışta. Şimdi 14 starttan çıktı. Şu an atı da dışarı gitti biraz. Ekranın en dışındaki hatta mavi bandajları var Safkan'ın. Şimdi içeriye Steel geliyor. Queen. Önce ona bakalım. Steel Queen. Şu an içeriye geliyor ama Nizami geliyor yani bu kardeşimiz. Hiç kimseye bir müdahale yok yarış içerisinde. Yani eğer bu start çıkışından aldıysa cezayı Fırat Arslan gerçekten yazık olmuş. Bence olayla yakından uzaktan hiçbir alakası olmayan kişi burada Fırat Arslan. Şu an dördüncü gideni diyorsun. Evet. 13 numara. Devam ediyoruz şu an bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Yani raporda start çıkışından bahsediliyor start değil mi? Start çıkışından sonra usulsüz kulvar değiştirmek. Hiçbir şey yok. Usulsüz kulvar değiştirdiği falan yok onun gayet. Ya TÜBİ'de şöyle bir şey var. Start verildi. Starttan çıktığı anda at içeri doğru da gitmedi. Dışarı gitti aksine. Evet. Yani önce. İçeriye doğru gelişi de Nizami. Evet. Kimseye bir zararı yok. Hani çıkışta dersin ki bir anda içeri girdi filan. Şimdi Gökhan Kocakaya çok iyi çıkış yaptı Safkan'ıyla. Safkan'ı bir yaramazlık yaptı. İçeriden korkup dışarıya kaçtı. Şu an en öndeki isim. İnertia. İnertia. Sonrasında o da toparladı Safkan'ı. Dışarıdan Akın Vesper'la gelip liderliği aldı. Şimdi burada olayın baş kahramanı Furkan Yüksel. Burada biraz gereksiz telaşlandı Furkan. Yeri güzel. Hemen şu an ikincilikteki Gökhan Kocakaya'nın arkasında. Orada kalması lazım. Orada bir yersiz telaşlanınca hem Ahmet Çelik'i çok zor bir pozisyona sokmuş oldu. Hem de yine bence çok fazla olayda müdahale olmayan Muhammed Mir Bilgin'e de sanırım bir ceza var. Ona da 5 gün 830 ceza aldırmış oldu. Yani. Muhammed Mir Bilgin'in de burada gelişi Nizami. Ben çok bir kusur göremedim. Yani burada bütün olayı bu noktaya getiren Furkan Yüksel'in gereksiz telaşı. Şimdi şu an önünde Inertia var. Hemen onun arkasında. Bakın Kır Safkan'da dışında. Şu an orada kalması lazım. Bakın teşvik yapıyor orada. Yani Kırat zaten gelip senin orada yerini alamaz. Öyle bir mesafe yok. O telaşıyla birlikte zincirleme tabii çok büyük bir tehlike atlattı burada. Plin Lune isimli Safkan ve Ahmet Çelik. Allah korudu yani yıkılabilirdi. Yani şu Arap atı olsa burada gitti. Kurtaramaz. Ama İngiliz atının işte böyle bir kudreti var. İngiliz atı kolay kolay yıkılmaz. Ama yıkıldığı zaman da hasara çok daha farklı alırsın. Allah korusun. Allah korusun. Burada Ahmet Çelik ve Safkan'ı ilgilileri şanslılarmış yani. Bence ucuz atlatmışlar bu yarışı. Beycan abi eklemek istediğin yoksa start provalarımız yok, var. Yok ben de Muhammed Mir Bilgin'le Fırat Aslan'ın biraz kadre uğradığını düşünüyorum. Start provalarımız var. 4 tane Beycan abiyle yorumlayacağız. Onlar geliyor ekrana.
çıktı. 2 yaşlı İngiliz tayı start provasında. 1 numaralı starttan Swordmaster Nimet Arif Kurtel ekürisi. 2 numaralı starttan Grand Warrior yine Nimet Arif Kurtel ekürisi. 3 numaralı starttan Elusive Knight Nimet Arif Kurtel ekürisi. 5 numaralı starttan Grandpa Yüksel Göktürk ekürisi. 7 numaralı starttan Another Place Hakan Keleş ekürisi. 9 numaralı starttan Winter My Love Mesut Yıldırım ekürisi. Önde bitiren tay 1 numaralı starttan Swordmaster ve hemen yanında Grand Warrior, bitiriş derecesi 21.6. Evet, start provalarının ilki ekrana geldi ki bunlardan ikisi de bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda start aldı. Evet. Swordmaster da kazanandı. Devam edelim. Yaşlı İngiliz tayı start provasında 1 numaralı starttan Skydiver Taner Turgu ekürüsü, 3 numaralı starttan Keziban Sultan Ali Dobak ekürüsü, 5 numaralı starttan Espiritu Erbil Cansu'na ekürüsü, 6 numaralı starttan Chef Rider Mahmut Yalçın ekürüsü, 8 numaralı starttan End Love Bülent Taşçı ekürüsü, 10 numaralı starttan Zenevye Alşam Muhammed Ömer Naşatma ekürüsü ki önden giriş yaptırıldı bu taya. Önde bitiren tay Chef Rider, bitiriş derecesi net 22. Yaş İngilizlerin start denemeleri ekranlara geliyor. Devam ediyoruz bir sonraki start provasıyla. Yasağı bulunan 3 yaşlı İngiliz Simferopol Ümit Pekmezci ekürüsüne bağlı düzgün giriş çıkış yaptı ve start yasağı kalkmış oldu. 5-6 defa start denemesi yapılıp bir türlü yasağı kalkmayan Simferopol yılların ustası Engin Karataş'la bu yasağını ortadan kaldırmış oldu. Bitiriş derecesi 22.8 olacak. Ve son provamıza gidiyoruz. We'll be right back.
3 yaşlı Arap dayımız start provasında. 2 numaralı starttan Felek Ayşe, Enis Özacar ekürüsü. 4 numaralı starttan Alevin Rengi, Can Salih Tavukçu ekürüsü. İki tay çok yakın bitirdiler. Bitiriş dereceleri 26 oldu. Bugün start provasına giren tüm taylar hakem heyetinden geçerli not aldılar. Yarış hayatları şans dolu ve kazasız olsun dileklerimizle. Aynı dileklere katılmakla beraber günün kapanışına doğru ilerliyoruz. 2006 yılına gidiyoruz. Grup 1 Çaldıran'ın bugünkü dürbünden yansıyanlarda nostaljisine. Beyaz bayrak kalkıyor, start verildi ve 69. Çaldıran koşusu başladı değerli izleyenler. Taylar için toplu bir çıkış oldu. Ortadan 10 numaralı Trali geldi. Yanındaki 9 numaralı My Lady ile ilk metrelerde liderlik mücadelesi yapıyor. 3.'lüye 5 numaralı Topor hamle yaparken 4.'lükte Mali var. Mali'nin dışında da 6 numaralı Big Easy sırasıyla 1200 metre start yerine doğru gidiyor taylar. 10 numaralı Trali önde 3 boy kadar fark yaparken 9 numaralı My Lady onu ikincilikte takip ediyor. 2 numaralı Mali onun yarım boy kadar dışında 3.'lükte bariyer dibinde 5 numaralı Topor var. Onların da 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda bu metrelerde Sassari sırasıyla koşunun son 800'üne doğru geliyoruz. Önde 10 numaralı Trali 3 boy farkla liderliğini korurken yine ikincilikte 9 numaralı My Lady var. 3.'lükte Mali, Mali'nin hemen yanında 5 numaralı Topor. Onların da 2.5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Diamond Lady, 1 boy kadar geride Sassari, daha sonra Confidence ve Big Easy sırasıyla son 600 metre geçildi. Önde 10 numaralı Trali 3 boy kadar liderliğini korurken İç kulvarda 9 numaralı My Lady, yanında 2 numaralı Mali. Bu metrelerde 2. ve 3.'lükteler. Bariyer dibine doğru 5 numaralı Topor geldi. Daha geriden de 8 numaralı Diamond Lady'nin çabaları var. İç kulvara doğru gelen 9 numaralı My Lady 10 numaralı Trali yakaladı. Ondan liderliği devralıp 1 boy kadar da fark yapıyor. Orta kulvardan 5 numaralı Topor kendini gösteren bir diğer tay olurken koşunun son 200 metresi geçiliyor. İçeride 9 numaralı My Lady bariyer dibine doğru 3 numaralı Ocean Blue dalıyor. Dışarıdan King Alex Confidence geliyor. Dışarıdan 7 numaralı Confidence geliyor. 7 numaralı Confidence, 1 numaralı King Alex, 9 numaralı My Lady ve 3 numaralı Ocean Blue aynaya yakın buluşuyorlar. Bu dörtlü arasındaki birinciliği var çekenleri. Nefis bir final. Nefis bir final. Akın bayağı bir sevindi. İçeride daha yeni jockey olmuştu Akın o sene. Ocean Blue'yla. Şimdi ben kaybettiğimi net gördüm. Yani üçüncü olduğumu gördüm. Dışarıda Saadettin seviniyor. En içeride Akın seviniyor. Saadettin de geçtiğini gördüm. Neyse yarış bitti. Akın'a dedim ne yapıyorsun? Ya ben kazandım dedi. Yo dedim. Sen dedim ikincisin. Confidence kazandı koşuyu. Akın'la da çok samimiyiz yani. Sürekli Bursa'ya falan beraber gidiyorduk o dönem. Sonra tabii yıkıldı Akın. Ne diyorsun abi, ben dedi kazandım gördüm. Yok dedim. Dışarıdan dedim Confidence geldi aldı. Bunu yarış sonrası... Tabii yarış sonrası ilk durduğumuzda söylüyorum ben Akın'a. Akın hala o şoku atlatamadı üzerinden tabii. Jockey odasına geldi, inanmadı. Ama bir baktı kaybetmiş koşuyu. Son metreler epey bir... içeride Akın seviniyor, dışarıda Saadettin Boyraz seviniyor. Ama kazanan tabii Confidence ve Saadettin Boyraz oldular. Ben de King Alex'de üçüncü olmuştum bu koşuda. Çaldıran koşusu 2006 senesi. 2006 yılı 1600 metre çim pist 2 yaş İngilizler grup 1 Çaldıran'da. Dördüncü de My Lady. Confidence da Maiden'den sonra bu koşuyu kazandı. Evet. Evet. Bu yarış çok da sürprizdi. 25 lira kayan da kazandı Confidence bu yarışı. Ciddi anlamda. Bir ilginç daha söyleyeyim. Maiden'den sonra Çaldıran kazanıyor. Çaldıran sonra kazandığı koşu ne koşusu biliyor musunuz? Satış koşusu. Sonra bir ara kaya ekürüsü aldı diye biliyorum. Ramazan almıştır rahmetli. Evet. My Lady de şeyin annesi. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Son dönem çıkışta olan bir Safkan'ın annesi. Yine Engin Bekiroğulları'nda. Evet. Allah rahmet eylesin. Şerafettin Bey'in. Hermione Granger. Hermione Granger'ın annesi. Koşuda dördüncü. Dört at çok yakın farklarla bitirdik. Hatta
Topor'u da ekleyebiliriz. O da çok mesafe yok diyen aramızda. Confidence, Ocean Blue, King Alex, My Lady, Topor, Diamond Lady. Bu yarıştan sonra King Alex'ten indirildim ben. Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği koşusuydu galiba. Topor'a bindim. Topor'la kazanmıştım o yarışı. King Alex ikinci olmuştu. Onu da evet, vermiştik. Bu yarışı da nostaljiyi buradan. Evet abi. Böyle enteresan bir çaldıran koşusu. Bu hafta nostaljide bu güzel anıyı analım dedik. Evet. Beycan abi sizde nostalji olacak mı? Hep Yalçın abi nostaljilerde. Ha, olur yaptık bu. Vallahi ben önceliği Beycan abiye veriyorum. Beycan abi çok... Yani işte ilginç yarışları buldukça şey yapıyoruz. Karışmıyor olan... yoksa her zaman önceliğim Beycan abi. Hikayesi olan. Evet estağfurullah. Hikayesi olan yarışları. Hikayeli yarışlar daha böyle. Yani yarış severlerimizin de isteği varsa, katkısı varsa tabii ki. Yazabilirler. Sosyal medya üzerinden. Evet. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sizlerin de ağzınıza sağlık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Beycan abi. Yine çok akıcı geçti. Nasıl geçtiğini anlamadık. İnşallah sağlıklı haftaya at severlerle tekrar birlikte oluruz. Evet, bir nefeste dürbünden yansıyanların sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak dileğiyle. İyi geceler.